Sizler Müslümanlar, bu ümmet sizin bir tek olan ümmetinizdir. Ben sizin Rabbinizim, bana kulluk edin, sadece bana kulluk ediniz diye buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Dolayısıyla Allah İbrahim'i bir ümmet olarak takdim ediyor, bizleri de bir ümmet olarak takdim ediyor. O zaman bize düşen İbrahim gibi vazifemizi icra etmeye çalışmak. Yani bugün yeryüzünü ateşleriyle yakan, insanlığı insanlıktan çıkaran, insanın hayatını, haysiyetini, şerefini ayaklar altına alan bütün güçlere karşı İbrahimce hayır demek ve onlara karşı mücadele edebilmektir vazifemiz. Bizden istenen budur. Dost doğru yol da budur sevgili Müslümanlar. وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرَاه۪يمَ حَن۪يفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَاه۪يمَ خَل۪يلًا. Muhsin bir halde, muhsin olduğu halde, ihsan ettiği halde, hanif olan, tevhid olan İbrahim'in milletine tabi olup vecihini, yüzünü Allah'a teslim edenden daha güzel din sahibi kimdir? Hiç şüphesiz o da İslam'dır. Yani bugün biz Müslümanların müntesibi olduğumuz, kendisine intisap etmekle iftihar ettiğimiz İslam'dır. İbrahim'i yol İslam'dır. Allah Celle Celaluhu İbrahim'in milletine tabi olmayı dost doğru bir şekilde ona teslim olup ihsan ederek yaşamayı en güzel din olarak takdim ediyor ve bu da İbrahim'in dini, Müslümanların dinidir. Öyleyse değerli kardeşlerim, bacılarım, bizler bu Zilhicce ayını yaşarken İbrahim'i çok daha fazla anmalı, anlamaya çalışmalı ve onun o güzel ahlakını kendimizde inşa etmek zorundayız. Çünkü kurtuluş yolu, doğru yol budur. Hürriyet, azat, özgürlük yolu budur. Yani siz İbrahim'i olmadıkça özgürleşemezsiniz. Siz eğer İbrahim'i derseniz Nemrud'un kölesisiniz. İbrahim'i olmak ise Allah'a kul olmaktır. O zaman bizler halisane bir şekilde Allah'a kul olmalıyız. La ilahe illallah diyerek bütün ilahlık iddiasında bulunanları reddetmeli, otoritelerini inkar etmeli, reddetmeli, egemenliğin, hakimiyetin, otoritenin sadece Allah'a ait olduğunu bilmeli, kavramalı, kalbimize, beynimize, ruhumuza hakim kılmalı, yaşamalı ve bunu insanlara taşımalı, bunun tebliğini, mücadelesini vermemiz gerekiyor. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü eziyeti bir imtihanın gereği olarak bilip buna sabretmeliyiz. Böyle olduğumuz vakit İbrahim'ce yürüyebiliriz, İbrahim'i anlayabiliriz, İbrahim'i safta yer alabiliriz. Bunun dışında farkında olmadan Nemrutlerden yana oluruz, Allah korusun. Nemrutların otoritelerini sağlamlaştırmaya çalışırız. Onun için Müslümanlar olarak İbrahim'i olmaya, İbrahim'in milletinden olmaya ve bunu anlamaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. İbrahim'i olmak, birilerinin bir zamanlar başkalarıyla, İbrahim'in düşmanlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları diyaloglarla değildir. İbrahim'i din bir tanedir. İbrahim'i din tevhiddir, tevhid dinidir. O da İslam'dır. İbrahim'in duasıdır Müslüman olmak. Onun için bizler de madem İbrahim bir Müslüm olmayı Allah'tan talep etmiştir ve biz de bir Müslüm olarak yaşamaktayız, bir Müslüm olduğumuzun iddiasındayız, o zaman bizler de birer muvahhid olarak şirkle ve şirkin her çeşidiyle mücadele etmeliyiz. Önce gönüllerimizdeki, ruhlarımızdaki putları kırmalıyız.
dünya sevgisini, evlat sevgisini, eş sevgisini, mertebe makam sevgisini, vazife ve görev sevgilerini, bütün bunları bir tarafa atabilmeli. Allah'ın muhabbetini, mahabbetullahı önce kalbimize hakim kılmalı. O şekilde Allah'ı her şeyden daha fazla sevdiğimizi, sevdiklerimizi ve onun için sevdiğimizi ortaya koymalıyız ki İbrahim'i olabilelim, muvahhid olabilelim, Müslüman olabilelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, nice hayatların kaydığı günde dünya hayatında dinin üzere istikametimizi muhafaza etmekle sırat üzerinde ayaklarımızı sabit kıl. Ya İlahi, bizleri hak sözü dinleyip ona en güzel şekliyle tabi olanlardan eyle. Bizleri dininde sebat eden, doğrulukta karar kılanlardan eyle. Ey dilediğini yücelten aziz, sana yönelen, sana teslim olan ve sana iltica eden kullarını şanınla yücelt. Davetine icabet eden, kullarına zulmeden çağdaş Nemrutları ve avanelerini zelil eyle. Üzerine serserin ve selamet ol fermanıyla Halidini koruma altına alıp selamete erdirdiğin gibi çağdaş Nemrutlar tarafından İslam beldelerinde tutuşturulan ateşleri de söndür. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha ve salavatı.